Evet, üçüncü ünite en çok sevdiğimiz yeme içme ile ilgili in the kitchen, mutfakta yaptığımız şeyler. Hemen greasy, fatty, yağlı, sour, ekşi, salty, tuzlu, sweet, tatlı, bitter, acı, milky, sütlü, tasty, delicious, yummy, bunlar lezzetli, fizik, gazlı içecekler için kullanılıyor. Healthy, sağlıklı, unhealthy, sağlıksız, spicy, baharatlı, hot, warm, cold, sıcak, ılık, soğuk. Biber için hot pepper kullandığımızda acı olabiliyor. Cooking method'da pişirme metotlarında boil, kaynatma, haşlama, fry, kızartmak, grill, ızgarada pişirmek, bake, fırında pişirmek, roast dediğimiz eti fırında kızartmak anlamında, steam'de buharda pişirmek anlamında. Bir süreci tarif ederken describing process diyoruz buna. İşte first ilk olarak, second ikinci olarak, then and then next gibi, daha sonra ve daha sonra, finally en sonunda gibi. Tabii burada sıralama istenebilir sorularda. Mesela çok doğramak, knead the dough, mesela hamur yoğurmak, mash ezmek, melt eritmek, mix karıştırmak, tut koymak, whisk çırpmak, taste tatmak, peel soymak, slice dilimlemek, crack kırmak, spread sürmek, pour dökmek, stir karıştırmak, bu elle daha çok kaşıkla, sprinkle serpmek, güzel bir örnek olmuş, sprinkle some salt on meat, evet, add eklemek anlamında. Squeeze mesela suyunu sıkmak, serve servis etmek. Burada biraz önce bahsettiğimiz işte geçmiş zaman olunca ED takısı almışlar. Mesela rende greater zaten. Rendelemek de great. Fiiller ED takısı aldığında mesela great the peeled apples demek. Soyulmuş elmaları rendele demek. Ingredients dediğimiz malzemeler, içindeki kullanılan şeyler. What are the ingredients of it? Malzemeleri neler? What is in it? İçinde ne var? What do we need to prepare it? Neye ihtiyacımız var bunu hazırlamak için? Meat, chicken, et, tavuk, beyaz et, fish, seafood, steak, meatball, köfte, mince, yine mince meat, kıyma anlamında. Vegetables, sebzeler kısmında onion, soğan, cucumber, salatalık, mushroom, potato, carrot, cabbage, lahana, banana, kiwi, fruit kısmında strawberry, cherry, dessert, tatlılar kısmında chocolate, muffin, cupcake gibi, puding gibi, waffle gibi tatlılarımız. Herbs, parsley ve mint leaves örneği verilmiş. Parsley, maydanoz anlamında. Mint leaves de nane yaprakları. Spice dediğimiz baharat kısmında kamin, kinamon, black pepper, salt tarzı kimyondur, karabiberdir, tuzdur. Others diğerlerinde oil, butter, oil, sıvı yağ, butter, tereyağı, milk, süt, ek yumurta, flour, un, sugar, şeker. Tools in the kitchen araçlarımız saucepan, grater, rende, frying pan, tava, refrigerator, buzdolabı, oven, fırın, tablespoon, kaşık, fork, çatal, glass, bardak, teaspoon, çay kaşığı. Knife, bıçak, bowl, kase, cake pan, kek kabı, kalıbı, strainer, süzgeç, baking tray, fırın tepsisi, baking sheet, fırın kağıdı, cup ya da mug, fincan. Evet, food quantifiers dediğimiz miktar ve sayı belirleyiciler var. Bunlar işte mesela bir bardak ya da bir kaşık dolusu, bir yemek kaşığı, bir çay kaşığı şeklinde. Mesela a cup of, a slice of, dilim, handful, bir avuç dolusu, a packet of, bir paket, pinch mesela, a pinch of mint, bir tutam nane gibi. A bunch of parsley, bir demet, maydanoz, a clove of garlic, bir diş sarımsak. Şimdi sayılabilir sayılamayan isimler şey konusu var burada, biraz o da detaylı.
burada sayılamayan isimleri bir şekilde sayılabilir hale getirmek için kutudur, işte kaşıktır, bardaktır, litredir, pakettir, kalıptır şeklinde olabiliyor. Kilodur. Biraz önce bahsetmiştim. Bir süreci tarif ederken ilk olarak, ikinci olarak denmeyebilir. Next, then, after that. Şu next'ten after that kısmı, yani şurası birbiriyle yer değişimi fark etmez. Later falan. Ama finally en sonunda olacak. First de ilk başta olacak. Onu bilelim. Hemen diğer şıklardan birkaçını eleyebiliriz bunları yaparken. Conjunction dediğimiz bağlaçlar after ile before en çok karıştırdığımız. After sonra demek. Before önce demek. Önce anlamını bilelim. Sonra mesela after I have breakfast, kahvaltı yaptıktan sonra I brush my teeth, dişlerimi fırçalarım. I brush my teeth before I have breakfast. Ben kahvaltıyamadan önce fırçalıyorum. Burada farklı olmuş. Before he goes to bed, o yatmadan önce, he brushes his teeth, o yatmadan önce dişlerini fırçalar. I do my homework before my online classes, online derslerden önce ödevlerimi yaparım. Şu before'lu cümleyi başa aldığımızda, before my class, online classes, I do my homework dersek, yanlış olmaz ama çevirisinde her zaman before ve after cümleden başlıyoruz. Until kadar anlamında I wait until they call me. Onlar beni çağırana, arayana kadar bekleyeceğim. Jane watches TV series until 11 p.m. Jane akşam yani gece 11'e kadar televizyon dizileri izler, seyreder. When olduğu zaman olduğunda when I play football I hurt my knee. Futbol oynarken dizimi incittim. I go for a walk when I feel bad. Kötü hissettiğimde yürüyüşe çıkarım. On the phone biraz daha hızlanacağım. Zaman da daralıyor. Evet, ways of communication, iletişim yöntemleri. Geçmişte smoke signals, dumanlar, messenger birds, posta kuşları varken şu anda bunlar değişti. Old fashioned dediğimiz sending letters, mektup gönderme, kartpostal gönderme, telgraf gönderme. Bunlar eski modada. Modern way dediğimiz yeni modern yöntemlerde telefon konuşması, mesaj gönderme, sosyal ağları kullanma, e-mail, elektronik posta, görüntülü görüşme, yüz yüze görüşme, konuşma gibi. Evet, bir şeyin iyi veya kötü yanlarını kıyaslarken olumlu yönlerine pros, olumsuz yönlerinde cons bölümlerine yazarız. Pros artıları, cons eksileri. Plus, negatif, ways gibi de olabilir. Evet, burada akıllı telefonun olumlu yönleri, taşıması kolay, internet bağlantısı kolay, iletişimi kolay ve acil durumlarda kurtarılmak için. Pahalı olması, dezavantajları ya da işte olumsuz yönleri, konsantreyi bozması, bağımlılık yapması ve güvenlik riskleri. Yani useful, yararlı, harmful da zararlı. Aplikasyon dediğimiz uygulamalar var telefonlarda. Bu uygulamaları niçin kullanıyoruz? İşte kimisini dilimizi geliştirmek için, kimisini eğitici oyunlar oynamak için, kimisini bir şey satın almak için, eve bir şey getirtmek için, alışveriş yapmak için, sonra yolumuzu kaybettiğimizde bir adresi yazıp yolu bulmak için gibi. Buradaki hepsi tool'lar için anlamında. Mesela to share ideas and opinions. Ben mesela bu video çekimlerini YouTube'a koyuyorum. Öğrencilerim oradan tekrar istedikleri zaman girip seyredebiliyorlar. Tekrar etmiş oluyorlar. Derste kaçırdıkları eksileri orada tamamlayabiliyorlar gibi. Call center dediğimiz çağrı merkezi, müşteri hizmetleri deri ne amaçlı? Şikayet etmek için arıyoruz. Bir şeyi, problemi dağıtımla ilgili rapor etmek için, bildirmek için, bir şey satın almak için, rezervasyon yapmak için, işte bir uçuş bileti rezervasyonu için, to change or return a product, bir şeyi, ürünü değiştirmek ya da geri göndermek için, iade etmek için,
about the bill, işte fatura hakkında bilgi almak için. Attention kısmında Hello Karen, this is Mary, how are you? This is ya da it is kullanılıyor ilk konuşmalarda. Hello, hi, it's Ashley calling, this is Carl from office. Aranan kişi de Hello, Jason speaking diyor. Evet, phone conversation kısmında telefon görüşmeleri, is Carl there, Carl orada mı? Ya da can I speak to Carl, konuşabilir miyim? Could I speak, may I speak? Is Carl available? Carl müsait mi gibi. Hang on ya da hold on, bir dakika bekleyin. Hang on, hold on beklemen anlamında. I will get, onu çağıracağım. Put you through, size onu aktarıyorum ya da bağlıyorum anlamında. I'm afraid Brad is not here ya da not available, burada değil, korkarım. Ya da he is busy at home, şu anda meşgul. Do you want ya da would you like to leave a message, bir mesaj bırakmak ister misiniz? Can you call again, sonra tekrar arar mısınız gibi. I can't hear you well, sorry it's a bad line. Kötü hat, yani cızırtılı hat olduğu zaman bad line diyoruz. Anlamadığınız zaman da can you repeat please diyoruz. Yes, you can call 504-790-4404. Telefon numaralarında sıfırlar o yerine kullanılır, zero yerine diyor. WhatsApp neyin var, ne haber? What's the matter with you? Sorun ne? I'm sorry to hear that. Duyduğuma üzüldüm. Get well soon. Bu da birisiyle ilgili kaygı duyduğumuzda. I hope you feel better soon. Get well soon. Sonra eğer bir şeyi sevinç ve neşe belirtmek istiyorsak, I'm really happy to hear that. Bunu duyduğuma çok mutlu oldum. I can't wait to see you. Seni görmek için sabırsızlanıyorum gibi. Evet, önemli kelimelerimiz hang up, keep in touch, irtibatta kalmak, go on vacation, tatile gitmek, dial, telefon numarası çevirmek, provide sağlamak, pick up, telefon açma, access, erişim, response, cevap, customer, müşteri. Evet, internet konusunda da internetle ilgili copy, kopyalamak, attach, eklemek, confirm, onaylamak, delete, silmek, download, indirmek, upload, yüklemek, login, sign in, giriş yapmak, log out, log off, çıkış yapmak, register, sign up'ta kayıt olmak anlamında, search, aramak, reply, cevap vermek, install, kurmak, update, güncellemek, type, yazmak, comment, yorum yapmak, check, kontrol etmek, create, yaratmak, oluşturmak, connect, bağlanmak, click, tıklamak, double click, çift tıklamak gibi. İnternet alışkanlıklarımızda online oyunlar, online kursları takip etmek, dil öğrenmek, alışveriş yapmak. Bunlar da internette giriş amaçlarımız. İşte bir şeyler seyretmek, okumak, surf yapmak falan gibi. İnternette güvenlik kuralları var. Yapmamız gereken ya da yapmamamız gereken. Mesela create a strong password, güçlü bir şifre oluşturmak, güvenli sitelere girmek, ziyaret etmek, saygılı olmak, etiket dediğimiz görgü kurallarına uymak, let your parents know when you see something wrong on the net, internette yanlış bir şey gördüğünüz zaman ailenizi bildirmeniz gerekiyor. Pay attention to the rights of the others, diğerlerinin haklarına dikkat etmemiz gerekiyor. Obey the internet safety rules, İnternet güvenlik kurallarına uymalıyız. Bunlar da işte don't agree to meet online friends. Online arkadaşlarla hani buluşmaktan kaçının diyor. Don't share your personal information. Özel bilgilerinizi paylaşmayın. Ama herkes işte bir şekilde resmini, bilgisini koyuyor. Bizde de hepimizin var. Don't believe in all the news on the net. İnternetteki haberlerin hepsine inanmayın. Don't download anything without confirming. Onaylamadan, kontrol etmeden şey indirmeyin. Never share your password except your parents, anne babanız hariç kimseyle şifrenizi paylaşmayın. İşte account hesabımız, password şifremiz, arama motorumuz, search engine, social networking site, sosyal medya siteleri, online çevrim için offline çevrim dışı oluyor. Proxy web tarayıcımız, bilgisayarın işte parçaları kısmında webcam'inden, modeminden, printer'ından, işte tower'ından,
Ondan sonra screeninden scanner tarayıcı. Şimdi pek kullanılmıyor herhalde. Hem yazıcı hem tarayıcı gibi. Keyboard, klavye, headphone, kulaklık, speakers, hoparlörler, bir de mouse'umuz. Kredi kartı üzerindeki card holder's name var. Expiry date, son kullanma tarihi, CV numarası. Anlamadığınız bir şeyi sorarken ne demek istiyorsun? Anlayamadım, daha detaylı açıklar mısın gibi soruları sorabiliyoruz. I mean şöyle demek istiyorum. Diğer bir deyişle şöyle olur. Benim demek istediğim aslında şuydu gibi söylüyoruz. Biraz hızlandım artık. Bayağı yaklaşık 40 dakikayı buldu. Bitirmemiz gerekiyor artık. İnternet ne amaçlı kullanırsın gibi sorularımız var. İnternete nasıl girersin, nasıl erişirsin, kaç saat girersin. Edik dediğimiz Koç Potato, o televizyon bağımlısı. Bu internet edik de internet bağımlısı. Personal information, kişisel bilgiler. Don't be an internet addict. İnternet bağımlısı olmayın. Sıklık zararından bahsetmiştik. Sonra önceden bahsetmiştik. Altıncı üniteye artık geçmiyoruz. Ben burada paylaşımımızı bitiriyorum. Dersimi sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar Altınay öğretmenime ve öğrencilerine selamlarımı gönderiyorum. İyi günler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Goodbye.